Ekranlara yansıyan son dakika gelişmesini bir kez daha tekrarlayalım. Arda Berkay davasında karar çıktı. Karara dair gelişmeleri arkadaşımız Mehmet Karataş takip ediyor. Detayları almak üzere hemen canlı yayın noktasına uzanalım. Mehmet, son notlarını izleyicilerimizle paylaşsın karara dair. Evet Aksan Uysal, bugün aslında görülen davanın 3. duruşmasıydı. 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava saat 10'da başladı ve Berkay Şahin'le avukatları katılırken Arda Turan tarafındansa sadece avukatları katıldı. Evet, az önce de belirttiniz, kararı açıklandı ancak kararın açıklanma, hükmünün açıklanması ise ertelendi, geriye bırakıldı. Yani 5 yıl içerisinde olası bir durumda Arda Turan'ın bir suça bulaşması durumunda bugün verilen bu cezalarda yerini bulmuş olacak. Peki neler vardı, hemen onu sizlerle paylaşalım. İlk olarak cinsel tacizden beraat ettiğini Arda Turan'ın belirtelim ve 3 ayrı suçtan 3 ayrı ceza verildi mahkeme tarafından. Onlardan ilki kasten adam yaralamaktan 1 yıl 15 gün, bir diğeri ise genel güvenliği tehdit etmekten 10 ay ve ruhsatsız silah bulundurmak ve ateş etmekten de 10 ay ceza. Yani 3 ayrı suçtan Arda Turan'a ceza verildi ancak dediğimiz gibi bu kesinleşmiş ve açıklanmış bir ceza değil. Hükmünün açıklanmasının geriye bırakıldığı bir ceza. Ancak geçtiğimiz dakikalarda Berkay Şahin ise bir basın açıklaması yaptı. Verilen bu kararın her ne kadar cezalar verilmiş olsa da, her ne kadar sabıkasına işlemiş olsa da, 3 ayrı suçtan ceza da alsa da ben bunu yeterli görmüyorum, bir üst mahkemeye taşıyacağını belirtti ve yine aynı şekilde avukatıysa istinaf mahkemesinin de bu kararı açıklayacağını da belirtti. Evet, bir kez daha belirtecek olursak, bildiğiniz üzere ilk olarak taciz suçundan, cinsel taciz suçundan bir suçlama vardı. Hemen yanında adam yaralama ve güvenliği tehdit etme suçundan ceza vardı ve verilen kararda mahkemede Arda Turan'ın cinsel taciz suçundan beraat ettiği ve 3 ayrı suçtan da bunların içerisinde genel güvenliği tehdit etmek, ruhsatsız silah taşımak ve kasten adam yaralamak suçundan da dediğimiz gibi 10 ay ve 1 yıl 15 gün tarzında bir ceza verildi. Ama bir kez daha belirtelim, verilen bu kararın açıklanması ve hükmünün belirtilmesi, açıklanmasıysa geriye bırakıldı. Yani 5 yıl içerisinde bir suça bulaşması durumunda bu cezalarda artık kesilmiş olacak. Ama dediğimiz gibi davanın devam edeceğini de az önce Berkay Şahin açıkladı. Bu suçu biz yeterli görmüyoruz. Verilen bu kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtin, hatırlatıp söz tekrar size bırakalım.